Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Min al-ana ila qiyamı yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Mübarek sayıların fazileti ve bu aylarda yapılması gereken tavsiyelere baktığımızda en çok üzerinde durulan konular bu aylarda oruç tutmak, çokça duada bulunmak, istiğfar etmek ve takva alışkanlığı edinmek olduğunu görmekteyiz. Bağışlanma ve affolunma ayların ikincisi olan Şaban ayındayız. Şaban ayı bereketiyle, mağfiretiyle, güzellikleriyle bize yüz tuttu. Hadislerimiz ve Ehl-i Beyt imamlarımızdan naklolunan tavsiyeler doğrultusunda Şaban ayı hakkında çok dikkat çekici hatırlatmalar ve tavsiyeler olmuştur. İmam-ı Sadık aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İnna Rasulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kâne izâ râ'a hilâle şa'ban emere munadiyen fenâda fil medîne. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Şaban ayının hilalini gördüğünde Medine halkına birisinin şöyle seslenmesini emrederdi. Ya ehle Yasribe inni rasulu rasulillah ileykum. Ey Yasrib halkı, ey Medine halkı, ben Allah Resulü'nün size elçisiyim. Ela inne Şaban'a şehri ferahimallahu men a'aneni ala şehri. Resulullah buyuruyor ki şunu bilin ki Şaban ayı benim ayımdır. Kim benim ayım hakkında bana yardımcı olur ise Allah ona rahmet eylesin. Thumma qala inna amiral mu'minin alayhi salam kana yaqulu ma fatani sawm sha'ban mundu sami'tu munadiya rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yunadi fi sha'ban. Sonra İmam şöyle buyurdu. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Allah Resulü'nün Şaban ayında çağrısını yapan elçisini işittiğim günden beri Şaban ayının orucunu kaçırmadım. Böylesi bereket, mağfirat dolu bir ayın içerisindeyiz. Ehl-i Beyt imamlarının hassasiyetle ibadetlerini, itaatlerini, dualarını yerine getirdiği bir ayı derk etmeyi Allah bize nasip eyledi. Dolayısıyla bu ayın kadir ve kıymetini bilmeliyiz. Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam'dan naklolunan dualarla günümüzü, saatlerimizi geçirmeliyiz. Mefatihil Cinan kitabında Şaban ayına ait özel dualar her günün duası zikredilmiştir. Özellikle vakti olanlar, evde olanlar bu dualarla günün ve vakti geçirmeye gayret göstermelidirler. Çünkü bu dualar bizi Allah'a yaklaştırmaktadır. Şaban ayının amellerini yerine getirmekle Resulullah'a yardımcı olunabiliyor ancak. Şaban ayının amelleri insanı kurtuluşa taşımaktadır. Şaban ayının amelleri insanın tuğba ağacının dalına tutunmasına neden olmaktadır. Ve o ağacın dalına tutunan herkes de ebedi saadete ulaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. فَوَالَّذِي بَعَثَنِ بِالْحَقِّ نَبِيًّا
Beni peygamberliğe seçen, hak olarak gönderen Allah'a and olsun ki inna men ta'ata baban min al-khayr fi hadha al-yawm faqad ta'allaqa bi ghusnin min aghsani shajarati tuba. Kim bu ayda bir hayır ve iyilik kapısına yönelir ise Tuğba ağzının dallarından birisine tutunmuş olur. Fehuve muaddihi ilel cenne ve tutunduğu o dal ise onu cennete götürecektir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bu rivayetin devamına iyice dikkat edelim. Rivayetin devamı hangi ameller bizi Tuğba ağzının dalına tutulmamıza vesile olacak, bunları iyi bellememiz gerekiyor. Resulullah şöyle buyuruyor: فَمَنْ تَتَوَّعَ لِلَّهِ بِسَلَاتٍ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنٍ. Kim bu ayda mustahap namaz kılar, farizelerin dışında mustahap namazları da eda eder ise, sabah namazının sünneti olan iki rekat o namazı kılar ise, yatsı namazının sünnetini oturarak kılar ise ve bunun gibi diğer sünnetleri yerine getirir ise, Tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَمَنْ تَسَدَّقَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنُونَ. Sadaka veriyoruz. Özellikle bu ayda verilen sadaka. Kim bu ayda sadaka verir ise Tuğba ağzının dallarından birisine tutunmuştur. وَمَنْ عَفَى اَنْ مَظْلِمَةٍ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنُونَ. Kim bu ayda kendisine haksızlık edeni affeder ise, onu bağışlar ise, Tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَمَنْ أَسْلَحَ بَيْنَ مَرْئِ وَزَوْجِهِ وَالْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَالْقَرِيبِ وَقَرِيبِهِ وَالْجَارِ وَجَارِهِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَالْأَجْنَبِيَّةِ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنِينَ. Kim bu ayda eşlerin, karı kocanın arasını ıslah ederse, baba oğulun arasını ıslah eder ise, akrabaların, komşuların, etrafındakilerin küskünleri barıştırır ise, aralarını bulup uzlaştırır ise, Tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مُعْصِرٍ مِنْ دَيْنِهِ اَوْ حَطَّ عَنْهُ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنُونَ. Kim bu ayda darda ve sıkıntıda olanın borcu hakkında musamaha gösterir ise, ona vakit tayin eder ise, ona göz yumar ise, Tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَمَنْ نَزَرَ فِي حِسَابِهِ فَرَأَى دَيْنًا عَتِيقًا قَدْ آيَسَ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَعَدَّهُ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنٍ. Kim bu ayda kendi hesap ve kitabına bakar, alacaklısının ümidini kestiği bir borcu olduğunu görür ve onu öderse Tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. Ve men kefele yetimen fakat taallaqa minhu bi husnun. Kim bu ayda bir yetimin ihtiyacını giderir ise, onun sorumluluğunu üstlenir ise, bakımını üstlenir ise, Tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. Ve men qa'ada yezkurullaha ve li ni'maihi yeshkuruhu fakat taallaqa minhu bi husnun. Kim bu ayda Allah'ı yad eder, Allah'ın nimetlerini hatırlarsa ve bu nimetlerden dolayı Allah'a teşekkür ederse, Tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَمَنْ عَادَ مَر۪يدًا وَمَنْ شَيَّعَ ف۪يهِ جَنَازَةً
وَمَنْ عَزَّ ف۪يهِ مُصَابًا فَقَدْ تَعَلَّقُ مِنْهُ بِغُسْنِينَ Kim bu ayda bir hastayı ziyaret eder, bir cenaze defin merasimine katılır ise, musibet görmüş, acı görmüş birisine teselli verir ise, tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَمَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ اَوْ اَهَدَهُمَا ف۪ي هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنٍ Kim bu ayda valideyni, anne babasına ya da onlardan birisine iyilik eder ise tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَمَنْ كَانَ أَسْخَتَهُمَا قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ فَأَرْضَاهُمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنُونَ Kim daha önceleri kırıldı, küstüğü, darıldığı birisini razı ederse, onu hoşnut eder ise, tuğba ağacının dallarından birisine tutunmuş olur. وَكَذَٰلِكَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ سَائِرِ اَبْوَابِ الْخَيْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ تَعَلَّقَ مِنْهُ بِغُسْنُونَ Kim bu ayda bu saydıklarımız gibi hayır kapılarından birisine yönelir ve salih amel işler ise tuğba ağacının dallarından birisine sarılmış olur. Değerli müminler, hakikatta Allah Resulü bu hadis-i şerifinde bize tüm hayır kapılarının yolunu göstermiştir. Allah Resulü bu buyruğuyla bizlere kurtuluş yolunu göstermiştir. Şaban ayı azametine, Şaban ayı hürmetine anne babamıza yaptığımız iyilikler bizi kurtuluşa götürecektir. Şaban ayı hatırına borcunda musamaha etsen, biraz daha vakit versen karşı tarafa Allah Azze ve Celle bu Şaban ayı hürmetine seni cennete götürecektir. Ailevi konularda, aile içi, hane içinde eşlerin arasını bulmak, babayla oğlu barıştırmak, küsülü komşuları bir araya getirmek, bu ayın hürmetine Allah Azze ve Celle güzellikleri, bu lütfu inayeti, rahmeti kesinlikle indirecektir. Allah bizleri Şaban ayının azametini bilen, Şaban ayının değerini, kıymetini bilen müminlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.